salondaki herkes bölecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok vurguladığı mesele. Böleceksin. Hiç yakın gibi gelmiyor ama sen de öleceksin. Benim yaşımda ölümün ne işi var? Filanca ihtiyar birisi varken diyor nefis. Ama ihtiyarlar sıra sıra, gençler ara sıra mutlaka ölecekse en çok hatırlanıp yad edilmesi gereken mesele de ölüm meselesidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Ekseru zikra hadimul lezzet. Yani lezzetleri hadim eden, kesen, bıçak gibi kesen, tahbib eden, acılaştıran ölümü sıkça zikredin diyor. Bir gün böyle arkadaşların olduğu yerde zikrettim. Biraz ölümden konuştum. Ben kendi adıma ölüm konuşunca rahatlıyorum. Anlattım, anlattım, anlattım. Üf dedi ya. Şimdi dedi ölümden bahsetmenin zamanı mı dedi. İçimizi kararttın dedi. Doğru. Ölüm zaten sana gelmeyecek. Bana da gelmeyecek. Hiçbirimize ölüm uğramayacak. Öyleyse ne yapalım? Vur patlasın, çal oynasın. Öyle devam edelim. Değil mi? Azrail Aleyhisselam geldiğinde konu ne olacak? Buyurun. Ölüm olacak. Biz ona ne diyeceğiz? Üf, şimdi vakti miydi? Şimdi hiç ölüm konuşasım yok. Lütfen canımı sıkma. İşe yarar mı? Zerre kadar işe yaramayacaktır. Allah Allah. Bizler geleceğimizi düşünüyorum derken, yarın ne olacağı meçhul olan bir geleceği düşünüp, asır denk geleceğimiz ölümü düşünmezsek, bu nasıl bir geleceği düşünme olacaktır? Böyle bir geleceği düşünmenin adına gaflet diyorlar, gaflet. O yüzden bir insanın tefekkür ederken, yani bazı eşya ile hadise yaşamışsın, annenle, çocuğunla, babanla, iş yerinde. Daha sonra bu eşyanın ötesini görmen gerekiyor. İşte bir insan tefekkür ederken, eşyanın ötesinde Allah Azze ve Celle ne demek istemiş? Bunu anlarken tefekkürün olmazsa olmaz argümanı yine ölümdür. Yani bir insan aklına ölümü getiremiyorsa böyle birisi tefekkürü düşünemiyordur. Hadis kitaplarında uğraşan arkadaşlarımız, hocalarımız bilirler. Rekaik diye bir bölüm var. Rekaik. Rekaik normalde ince, yumuşak demek. Şimdi hadis kitabını açtın. Rekaik bölümüne baktın. İnsan o hadis kitabında herhalde cennet anlatılacak, kavuşma anlatılacak, yeni bir çocuk doğmuş, bu anlatılacak. Bunlar zannedilir değil mi? Çünkü manası neydi rekaikin? İnce, yumuşak. Hadis kitaplarının rekaik bölümünde hesaptan bahsediyor. Haşirden bahsediyor. Mizandan bahsediyor. Cennet cehennemden bahsediyor. Ya bu konuların anlatıldığı bir yere rekaip yani ince yumuşak ismi verilmesi bir enteresan aslında değil mi? Öyle değil. Bir insanın ruhunun ince, hassas, yumuşak bir hale gelebilmesi için düşünmesi gereken temel mesele ölüm meselesidir. Bir insanın ruhunu ne inceltir? Ölüm tefekkürü inceltir. Bak bak görüyor musun? Hadis kitaplarındaki rekaik bölümündeki inceliğe bakar mısınız? Şimdi ruhumuz ölümü tefekkür ettik, inceldi. Tamam, incelen ruh ne işimize yaradı? Ruh inceldiği ölçüde Allah Azze ve Celle'yi duyabilir. Bizim bu asırda problemimiz bu biraz değil mi? İbadet ediyoruz ama boşluğa ibadet eder gibi ibadet ediyoruz. Allah Azze ve Celle'yi sinemizde duramıyoruz. Şimdi mesela şuraya küçük bir çocuk gelse, ona karşı bir tavır sergilerim, şöyle bir makas alırım. Yaşı bizden büyük, pirifani biri gelse hemen kalkar hürmet ederiz. Ona karşı bir duruş sergilerim. Namaza duruyoruz, Allah Azze ve Celle görüyor. Nasıl bir duruş sergileyeceğim? Sinemizde duyamadığımızdan dolayı kimin huzuruna çıktığımızın da farkında değiliz. Neden? Ruhumuz kalınlaştı. Ruhumuz maddileşti. Namazın içerisinde tek düşünmediğimiz mesele namaz. Kalan ne kadar mesele varsa her birisi seccadenin üstünde. Bizim bu ruhumuzun incelmeye ihtiyacı var. Ruh incelince neyi duyardı? Ruh inceldiği ölçüde Allah Azze ve Celle'yi sinesinde ancak o şekilde duyabilir. Peki ruhu incelten tefekkür ne tefekkürüdür? Buyurun. Ölüm tefekkürüdür. O yüzden mecbur ölüme düşüneceksin. Alemin tenvir edecek. Ölümü düşüneceksin. Bir ameliyat-ı fikri olacak. Yani dünyada ucu bucağı bitmeyecek. Ne kadar kafanda plan varsa her birisini ameliyat edecek tefekkürün adı ölümdür. Ölümü düşüneceksin. Kendine çeki düzen vereceksin.
Yahu yedim, içtim, gezdim, yine uyudum. Ölüp bunun hesabı verileceği güne hiç hazırlığın var mı? Ölümü düşüneceksin, cennet cehennemle alakan artacak. Bir insan ölümü düşünmezse duyguları dumura vurar. Duygu dediğim latifeler. Yani bizim Allah Azze ve Celle'yi bilebilmemiz, tanıyabilmemiz için en önemli argümanımız duygularımız. Bakın ölüm bunu inceltiyor. Allah Allah. Bak ne diyor hadiste? Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Kim nefsini bildi, o Rabbini bildi diyor. Peki nefsi bilmekten kasıt ne? Duygularını inceltip hassaslaştıracaksın ve sinen de Allah Azze ve Celle'yi duyacaksın. Eğer ölümü düşünmezsen duyguların dumura uğrar. Seccadenin başında ağlayamayan bir adam olursun. Allah denilince heyecanlanmayan bir insan olursun. Kalbi hayatın ölür. İbadetlerin kalıpta kalır. Yani affedersiniz maskara gibi ibadet edersin. Bir şeyler yapıyorsun ama kimin huzurundasın? Hiç bunun anlamı yok. Bunlara mana ve anlam katacak şeyin adı ölüm, ölüm. Rabıtayı mevt. Ölümle hep bir bağın olması. Hep onu tefekkür edebilmek. Allah'ı duyabilmek kalbi inceltmeye, hassaslaştırmaya bağlıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste ne diyor biliyor musunuz? Belki bu hadisi çoğu duymamış olabilir. Diyor ki bak, cennete kuş kalpliler girecek diyor. Allah Allah. Kimler girecekmiş yani kalbi? Hassaslaşanlar, incelenler, kalbin duyması artanlar girecek. Hadisi tersten okuyalım. Duyguları katılaşanlar, o kuşun hassasiyetini yitirenler cennete giremeyecek diyor değil mi? Bak tersten okuduğunda Allah Allah. Demek cennet hassas gönüllerin evidir. Ruhu hassaslaştırmanın yolu da rabıtayı mevktir. Yani ölümü düşünmektir. Allah Allah. Dersin diğer bölümüne geçeyim mi? Diğer bölümü ölüm korkusu. Şimdi ölüm insanı korkutuyor. Şöyle sorayım ben. Bela, musibet, hastalık. Bunlar bir insanı neden korkutuyor? Ölümü çağrıştırdığı için korkutuyor. Yani siz bu beladan, musibetten, hastalıktan ölümü çıkarın, hiç kimse ondan korkmayacaktır. Bakın en lüks hayatı yaşıyor. Tanıştım birisiyle. Diyor ki doktora gidemiyorum diyor. Neden gidemiyorsun doktora? Kur'an'la bilen bir tanıdık. Neden gidemiyorsun? Yani Kur'an'ı burada biliyoruz da buraya bir türlü alamıyoruz ya. Onu kastediyorum. Neden gidemiyorsun doktora? Ya bu hastalığın sonunda ölüm var derse bana. Ne yaparım ben? Allah Allah. Şimdi ölümün arkasını bilmiyor ya. Saray gibi ev kabre dönmüş kabre. Ölümün hakikati bilinmeyince değil mi? Ya Allah Allah. Demek ki bizi korkutan hastalık değil. Hastalığın arkasından gelecek ölüm. Nereden belli? Şuradan belli. Doktora gittin. Doktor dedi ki nezle olmuşsunuz. Var mı korkan? Yok değil mi? Doktor dedi ki kanser olmuşsun. Ne oluyoruz? Allah Allah. Bir garip oluyoruz değil mi? Benim derimde bir problem vardı. Dedi ki benim buradan parça almam lazım dedi. Niye? Bu kanser olabilir dedi. Allah Allah bir garip oluyorsun ya. Cildiye'ye gitmişsin yani. Burada bir gariplik var diyor. Diyor ki benim buradan parça almam lazım. Niye doktor bey? Kanser olabilirsin. Yapma ya. Yani insanın korkması hastalıkla alakası yok. Neyle alakası var? Hastalığın arkasından gelen ölümle alakası var. Allah Allah. Böyle bir durumda korkunun zararı inanın hastalıktan daha fazla. Ölümün arkasını bilmeyenler bu korkulardan kurtulamayacaklar. Bizim doktor arkadaşlar var diyor ki hastanelerin diyor psikiyatri bölümüne yer artık bulamıyorsun diyor. Neden? Sürekli ölüm korkusu, ölüm korkusu, ölüm korkusu. Diğer hastalıklara sıra kalmadı ondan diyor. Bir gün bizim Mersin'de Tarsus diye bir yer var. Orada arkadaşlar iftara çağırdı gittik. Bir tane de arkadaş var böyle 10 yıldır izliyor bizim videoları. Hayatı değişmiş bizim derslerle. Dedi ki abi dedi ya bu dersleri izledim dedi. Bende bir vesvese vardı dedi o vesvese gitti dedi. Allah Allah ne vesvesesi? Abi dedi bende her an ölebilirim vesvesesi vardı dedi. Ya dedim bu vesvese değil ki. Bizim derslerde vermeye çalıştığımız hakikat bu. Yani her an ölebilirsin diye. Bazen dedim ya o karışıyor. Acaba bu vesvese mi hakikat mı diyor. Şimdi bir insan bu hayatta bazı şeyleri yapıyor rahatı için yapıyor. Bir soru sorayım. Rahat bedene ait bir kavram mıdır? Ruha ait bir kavram mıdır? Buyurun. Ruha değil mi? Az önce verdiğim ev örneği vardı ya, yaşlı birisi çok lüks bir evde yaşıyor ama huzursuz. Rahat ruha ait bir kavramdır. Madem ruha ait, sen bu bedeni
istediğin saraya, istediğin köşke koy, huzuru bulamayacaksın. Niye biliyor musun? Bedenin rahat bir evde, ruhun hayatla ölüm arasında sıkışıp duruyor sürekli. Haydi bakalım nefes aldır bunlar. Hayatın sonundaki ölümü aşmadan kimseye lezzet yok. Ölüm hayatın sonunda durur ama hayatın her anını tehdit eder. Bu yüzden buna çare bulamayan hiç kimse ruhundaki huzuru bulamayacak. Şimdi ben şuraya çok güzel bir sofra kursam, otursak sizinle yemek yesek. İsim neydi? Evet. Seni. Öndeki benimle aynı kazağa girelim. Murtaza. Şöyle bir sofra kursak. Nerelisin Murtaza? Kütahyalısı. Sizin Dombey kaymağını getirdim. Tamam mı? Bizden de Tantuni'yi getirdim. Sen de acıkmışsın böyle. Acıktığında da yiyecek birine benziyorsun. Kurduk sofrayı. Birisi çekti silahı kafana dayadı. Diyor ki Murtaza sen ye, ben bir ara sıkacağım silahı. Ya bundan lezzet almak mümkün mü? Mümkün mü böyle bir şeyden lezzet almak? Ölüm böyle her anı tehdit ediyor işte. Bir müjde geliyor, çocuğun doğdu. Gidiyorsun hastaneye, bebeğini almışsın kucağına. Biri çıkarıyor silahı, diyor ki sen sev çocuğu, bir ara sıkacağım. Böyle değil mi ölüm? Ölüm hayatın sonunda duruyor ama hayatın her anını tehdit ediyor. Bir insan bu ölümü çözmeden ruhuna huzur ve mutluluk vermesi mümkün mü? Mümkün değil, mümkün. Ölümün önemini anlıyorsunuz değil mi? Allah Allah. Bu dersler bir kuru teselli değil, rahatlama terapisi de değil. Ölüm gerçekten böyle bir mesele. Bizim insanı ölümden ancak ecelinin koruyacağı meselesini anlamamız gerekiyor. Şu dersin hakikatini, yani bu Kur'an hakikatlerini kalbimizde duyabilirsek şunu diyeceğiz. Ya bu ölüm böyle güzel bir şeyse, aklımızda hep korku var değil mi ölümle ilgili? Güzel bir şey olduğu pek aklımızda yok değil mi? Biz Almanya'ya dün gelirken uçak sallandı hafif, arkada da bir teyze. Biraz kolonya verdim, muhabbet ettim teyze rahat ol falan diye. Yok yok evladım dedi. Ben dedi Rabbi yessir ve la tuhaf. Ben onu biliyorum, onu okuyorum diyorsun. Ama nasıl titriyor? Bu dildeki dua buraya gelmeyince olmuyor değil mi o? Ölüm nasıl bir şey oluyor? Korkulacak bir şey. Etrafta bahsetsenize ölümden. Üf, şimdi sırası mı ya? İçimizi kararttın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok zikredin diyor. Başka biri içimizi kararttın diyor. Şu ders bittikten sonra Kur'an hakikatlerini burada değil, burada. Buradakiler malumat. Buradakiler ilim. Buradakiler gazete gevezesi. Buradakiler sahabeyi anlama yolu. Eğer sinemizde duyabilirsek şunu diyeceğiz. Ölüm bu kadar güzelse ölüme vesile olan şeyler, yollar da o kadar güzel. Bakın bir tane abi anlattı. Kendisi hizmette, bir gün dükkanına hırsız girmiş. Silahı da kafasına dayamış. Önce korkmuş hırsızdan. Sonra demiş ki ya demiş sen ehli imansın. Yarım yamalak da olsa ömrü hayatın boyunca Allah yolunda hizmete adamışsın. Helal rızkın için dükkanındasın. Ve ömrün boyunca kim bir dua istiyor musun dese ya Allah'tan şehadet istiyorum diyorsun. Aa işte ayağına geldi. Bunu tefekkür edince bir rahatlamış. Hepsine birden yükselmiş hırsızlar. Tabii Allah muhafaza etmiş. Hıfzıyla. Şimdi ölümü düşünmenin etkisini görüyor musun? Allah Allah. Ben böyle 90 yaşlarına yaklaşmış adamın mutluluğunu gördüm. Ya dedim Allah Allah. Dışarıdaki ölümle bu adamın anladığı ölüm hiç aynı olabilir mi? Hiç alakası yok. Hiç aynı değil. Şimdi gelin bu algıyı değiştirelim. Dersin yeni bir bölümüne geçiyorum. İlk iki bölüm anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Gelelim üçüncü bölüme. Üçüncü bölümümüzün adı Yumit. Yumit. Allah Azze ve Celle'nin bir ismidir. Bilen var mı anlamını Yumit isminin? Buyurun. Ölümü veren. Çok güzel bak. Allah Allah. Ölümü vermek mi? Ölüm almak demek değil mi? Ama Yumit isminde diyor ki Allah ölümü verendir. Ya şimdi biz yıllardır öğrendik ölüm alınandır. Ama Allah Azze ve Celle'nin Yumit isminde diyor ki Allah ölümü verendir. Çok enteresan. Şimdi ölümde vermek mi var, almak mı var? Ölüm şimdiye kadar verilen her şeyin alınması demek değil mi? Değil, değil. Ölümde alınan bir şey var, şu hastalıklı ceset. Başka Allah Azze ve Celle'nin senden aldığı hiçbir şey yok. O zaman tekrar sorayım. Ölünce Allah'ın verdikleri mi çok, aldıkları mı çok? Allah Azze ve Celle dünyada deniz verdiyse ölümle birlikte okyanusları verecek. Demek ki Yumit ismi Allah'ın ölümü vermesi. Bize esas diyarı, esas yaşamı vermesi demek. Allah Allah. Bak şimdi. İnsan ölünce ismi hay,
insanda daha çok tecelli eder. Bir şey söyleyeyim mi? Ben ölümü dışarıda da muhabbet ediyorum da. Şunu çok fazla duyuyorum, işitiyorum böyle. Ya biz ölünce böyle biraz yatakta bayılacak gibi mi olacağız? Öyle oluyor değil mi? Allah Allah. Şimdi biraz kabalık olmazsa böyle zanneden olduğuna eminim yani. Ölünce böyle iradem gidecek, aklım yerinden gidecek, hiçbiri gitmeyecek. Bir insan öldükten sonra terk ettiği şey cesedi. Ruh yaşamaya devam ediyor ve cümleye dikkat edin. İsmi hay daha şiddetli tecelli ediyor. Ne demek o? Şimdi ben dünyada bir şeyi unuttum diyebilirim değil mi? Öldükten sonra diyemiyorsun. İsmi hay daha şiddetli tecelli ediyor. Ben akşam yorulunca ya benim uykum var uyuyacağım diyebilirim. Ama öldükten sonra diyemiyorsun çünkü ismi hay daha ciddi tecelli ediyor. Ölen bir insan daha ciddi duyar. Daha ciddi işitir. Daha ciddi konuşur. Yani öldükten sonra Allah Azze ve Celle'nin senin duyularına verdikleri de daha fazladır. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kabri anlatıyor. Hazreti Ömer diyor ki, ya Resulallah, orada ben aynı ben olacak mıyım? Efendimiz Aleyhisselam, evet ya Ömer deyince, öyleyse zerre kadar tereddütüm yok diyor. Öldükten sonra şu anki aklın zihnin ne yapıyor? Aynı şekilde kabir alemine, berz alemine geçiş var. Ölmek böyle yatakta bir uyku gibi değil, aksine sonsuzluğumuzu inşa edecek sorgu için daha ciddi göreceğiz, daha ciddi duyacağız, daha ciddi konuşacağız. Aynı bu akılla mı? Aynı bu akılla. Evet ya Ömer. Sen öldükten sonra aynı Ömer olacaksın diyor. Hazreti Ömer ne diyor o zaman? Tereddütüm yok. İmam Ali ne diyor? Perde-i gayb açılsa yakinim değişmez. %100 bilme seviyesi demek yakin. Ölüm demek ki böyle bir şey. Yeni bölüm. Üstad Rahimullah ölüm için diyor ki, ölüm bir inkıraz. Yani dağılma, yok olma değildir. İnsanların ölüme karşı en büyük gaflet sebebi, öldükten sonra her yerimiz dağılıyor zannediyoruz. Öyle zannediyoruz değil mi? Öldüm ne oldu? 1000 parçaya bölündüm. Birisi orada, birisi burada. Böyle zannettiğinden dolayı da ölümü tesadüfe veriyoruz. Niye? Her yere dağıldı öldükten sonra. Hiç de böyle bir şey değil. Ölüm, depremde bir binanın yıkılması gibi bir dağılma değil. Sıfırdan yeniden gözlerin görmediği kadar güzel bir binanın inşa edilmesi demektir. O zaman ölmek dağılmak mı demektir? Hayır. Daha güzel bir şekilde inşa edilmek demektir. Bakın, Risale-i 15. mektupta bir cümle geçiyor. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem-i mutlak ne demek? Mutlak yokluk demek. Senin öbür ay inşa edeceğin evin nerede var? İlminde var. 5 gün sonra doğacak çocuk nerede var? Allah'ın ezeli ilminde var. Bak şimdi. O zaman mutlak yokluk diye bir şey yoktur. Hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. Bütün her şeyi kapsayan bir ilim. 5 yıl sonra yaratılacak yapraktan bugün toprağa karışan yaprağa kadar tamamı ilmi ilahide. Hem daire-i ilim ile ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ondan dışarı atılabilsin. Demek ki ölüm eşyanın dağılması değil, daha ciddi manada yeniden toparlanması. Şimdi benim büyük ablam vardı, Burçin isminde. Çocukken vefat etmiş o. Annem de böyle ne zaman aklına gelse ağlar. Dedim ki bak, ana ağlama dedim. Benim ablamın gittiği yer belli. Nerede? Sultanın sarayında. Öyle mi? Dedim bak ana, bizim gideceğimiz yer belli değil. Ağlanacak bir hal varsa rahmetli ablam değil, bizim halimiz dedim. Sonra da anneme şunu anlattım. Toprağın altında defnettiğiniz ceset benim ablam. Benim ablam o mu? Değil, değil. Benim ablam dünyaya geldiğinde Allah onun ruhuna bir ceset kıyafeti giydirdi. Ölüm esnasında da o ceset kıyafetini çıkarttı, toprağın altındaki gardıroba koydu. Toprağın altındaki gardıroptaki ceset benim ablam mı? Hayır, değil. Benim ablamın ruhundaki hiçbir özellik onda yok. Sevmek yok, merhamet etmek yok, konuşmak yok, sempatiklik, tatlılık hiçbirisi yok. Toprağın altındaki ceset benim ablam değil. Benim ablamın ruhu baki şekilde hayatına devam edecek, ahiret aleminde annesini beklemektedir dedim. Hepimizin var değil mi böyle kaybettiği yakınları? O toprağın altında kaybettiğimiz yakınlar kendisi mi? Değil, değil mi? Onlar anne karnında giydirilen
Ceset isminde bir kıyafet vardı. Ölümde ruh yok mu oldu? Olmadı. Ne gitti? Ceset gitti. Beden kıyafetini çıkardı. Toprağın altındaki gardıroba koydu. Dedim ana, toprağın altındaki senin kızın değil. Senin kızının ruhu yaşamaya devam ediyor. Allah Allah. Demek ki ölüm bir inkıraz, yok olma değilmiş. Şimdi biz bunu böyle anlamadığımızdan üzülüyoruz. Değil mi? Sevdiklerinizi umreye gönderdiğinizde seviniyor musunuz? Seviniyorsunuz. Ölünce üzülüyor musunuz? Üzülüyoruz. E şimdi sen sevdiğini Ravza-i Mutahharra'ya gönderirken sevineceksin. Ölümle Ravza-i Mutahharra'nın sahibine gönderirken üzüleceksin. Garip değil mi? Bak, değil mi? Birisinin beytine, evine gönderirken sevineceksin. Evine gönderdiğin, yani Kabe'ye gönderdiğin, zatın kendine gönderirken üzüleceksin. Neden böyleyiz? Çünkü ölümün hakikatini bilmiyoruz. Ya, Üstad Hazretleri devam ediyor. Diyor ki, ölüm bir terhistir diyor. Terhis ne demek? Asker arkadaşlarımız bilir. Vazifenin, görevin bitmesi demek. Şimdi askerde adam terhis olacak. Terhise bir hafta kalmış. Bir çanta hazırlıyor. Mutlu mu mutlu? Niye? Baba ocağına, ana kucağına gidecek. Ya şimdi o adam askerden ayrılıp anne babama gideceğim diye ayrılık acısı çekiyor mu? Çekmiyor. Neden çekmiyor? Bak. Kavuşacakları ayrılacaklarından daha kıymetli. Şimdi biz ölümle kavuşacaklarımız mı daha kıymetli? Ayrılacaklarımız mı? Kimler var? Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam var ya. Allah Allah. Rüyetu Cemalullah var ya. Allah Azze ve Celle'nin kendisini bize göstermesi. Sahabe efendilerimiz var ya. Öyle mi? Allah Allah. Her birisi o aleme gidiyor. Biz gariban yetim burada kalıyoruz. Öyle mi? Çocukluğum geliyor aklıma. Çocukken anneannemlerim böyle dayılarımla kaldığı bir apartmanı vardı. Altında da anneannem dükkanını bakkala kiralamıştı. Sabah böyle giderdim anneannemin paçasına. Anneanne çok o prens anneanne. Allah Allah, çocuksun ya işte. Dünyanın o, alemin o. Sabahın köründe anneanne bir çok o prens şuradan alsana mısın? Nerede anneannem? O da gitti. Dayım gitti. Amcam gitti. Üstad Rahimullah gitti. Bu dine hizmet eden nice güzel insanlar hepsi gitti. Şimdi biz ölsek kavuşacaklarımız mı daha kıymetli? Ayrılacaklarımız mı? Kavuşacaklarımız daha kıymetli. E böyle bir şeye insan bavul hazırlar mı hazırlamaz mı? Hazırlar değil mi? Bakın şimdi. Bir burayı düşünün. Burası bir oda. Sizin olduğunuz tarafta yan oda. Ben bu odadan yan odaya gelsem sizin o tarafa. Buradakiler bana diyor ki Mehmet bu odadan çıktı diyor. Oradakiler ne diyor bana? Mehmet bu odaya girdi diyor. E şimdi ben çıktım mı girdim mi? Hangisi doğru? Biz dünyadan ayrıldığımızda. Buradakiler diyor ki dünyadakiler. Ya bu çıktı gitti öldü diyor. Oradakiler de diyor ki hayır bu girdi yeniden doğdu diyor. Sahte dünyanın sahte ifadeleri mi daha doğru? Esas diyarın esas ifadeleri mi? Şimdi ben öldüğümde dünyadan çıktım bittim mi? Oraya girdim hoş geldin mi? Hangisi? Allah Allah, ahiret alemin ifadesi değil mi? Sahte dünyada gitti diyorlar. Kabir aleminde geldi diyorlar. Şimdi düşünün bak. Az önceki mesele. Yan odaya geçeceğim. Buradakiler çıktı diyor. Burada kaç kişi kalmış arkadaşım? 2 kişi. Kabir aleminde de bana girdi diyecekler. Orada kaç arkadaş var? Oo, kiminin annesi, babası değil mi? Küçük yaşta çocuğunu kaybeden varsa eğer değil mi? Bak bak. Ona 1000 dünya versen tatmin eder mi onu? Mümkün değil. Şimdi yani onun ayrılacakları mı çok? Kavuşacakları mı çok? Kavuşacakları daha çok. O zaman ölüm hakikatinde verilen güzel bir şeydir. Ölüm bir terhistir. Sen artık bavulunu al. Vazifen bitti, gideceksin. Nereye? Kavuşacaklarının daha kıymetli olduğu bir diyara gideceksin. Allah Allah. Şimdi bu meseleyi böyle sinemizde çok iyi duyamıyoruz. Farkında mısınız? Niye? Bu işi duymak için bir şart var. Nedir? İman şartı var. İman gözlüğünü takıp aleme böyle bakabilirsek ölüm bir insana sevimli geliyor. Bakın Üstad Rahimullah diyor ki Risale-i Nur'da cümleye bakın. Ölümün hakikatini anlayan kamil insanlar ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Biz nasıl bakıyoruz? Üf, içimi kararttın yeter ölüm ölüm. Ya bir gariplik var ya. Bunun bir tanesi sahte arkadaşı.
Eskiler salih insanlar, Kur'an'ın derinliklerini anlamış insanlar, kapı deliğinden bakıp o arkadaşlarının sonsuz güzel sofralarda olduğunu görürcesine ölümü anlamışlar. Biz kapı deliğinden bakıp karanlık görüyoruz. Niye? Kur'an'la ilişkimiz belli, kusura bakmayın, öyle mi? Bakıyoruz kapı deliğinden, öldü, gitti, yok oldu, parçalandı. Ya böyle bir şey değil ölüm. Yumit diye isim var, ölümü veriyor diyor ya. Biz karanlık bir delik görüyoruz arkasında. Neden? Çünkü iman gözlüğünü yeterli ölçüde takamıyoruz. Bunun ızdırabını ahirette değil, daha dünyada çekiyoruz. Bak, iki tane anne düşün. Bu iki anne de birer yıl boyunca çocuğunu göremeyecekler. Annenin biri çocuğunu askere göndermiş. Bu anne üzülür mü biraz? Üzülür. Ama kendini paramparça eder mi? Etmez. Çocuğunun nerede olduğu belli. İkinci anne de çocuğunu bir yıl göremeyecek ama çocuğunu kaçırmışlar. Nereye gittiği belli değil. Başına ne geleceği belli değil. Şimdi bu anne kahrolur mu olmaz mı? Olur. Şimdi bir anne düşün, evladını kaybetti. Birisi askerdeki mesele gibi nerede olduğunu biliyor. Kavuşmak için hasretinden ağlıyor. İkinci anne ölümün hakikatini bilmeyen, çocuğunun nereye gittiğini bilmiyor. Kendisinin nereye gideceğini bilmiyor. Kavuşacak mıyız, buluşacak mıyız? Bunlarla ilgili hiçbir bilgisi yok. Bu kahrolur mu olmaz mı şimdi? Bir de bu kayıplar bizim dünyada yaşadıklarımız. Siz bunun sonsuzda yaşananlarını bir düşünsenize. Dünya ile ahiret arasındaki fark tarif edilecek bir fark değil ki. Dünyadaki lezzetler de acılar da Allah'ın isimlerinin gölgesinin 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 gölgesi. Yani ahiretin acısı da tatlısı da inanın tahmin ettiğimiz gibi değil. Bu ölümün hakikatini anlamadıktan sonra dünyada az üzülsek ahirette bütün bütün kahrolacağız. Allah muhafaza. Üstad Hazretleri diyor ki, bak cümleye bak. Eğer İmam Rabbani Ahmed-i Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa. Üstad dediğimi biliyorsunuz değil mi? Risale-i Nur'un müellifi Said Nursi Hazretleri. Diyor ki ben duydum ki İmam Rabbani nerede? Buyurun. Hindistan'da. Binaenaleyh. Bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gidecek. Niye? Çok seviyor çünkü. Sevdiği birine ziyarete gidecek. Bak şimdi cümleye bak. Binaenaleyh. İncil'de Ahmet. Tevrat'ta Ahyet. Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma iki cihanın güneşi. Kabrin arka tarafında milyonlarca Faruk-i Ahmetlerle muhat olarak sakindir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onların binleriyle oturuyor orada. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Allah Allah. Ne diyor, niye? Acele etmiyoruz. Yani acele etmek şu mu demek? Hemen ölelim. Hayır. Onlara ziyarete gitmek için acele amel et. Doğru amelleri edip onlar için acelede bulunmazsan ziyaretine gideceklerin öbür insanlar olacak diyor. Nasıl cümle? Hadiste ne diyor? El mer'u ma'an ahabba. Ne demek? Kişi sevdiğiyle beraber. Tebrik ederim vallahi. Ne demek? Kişi sevdiğiyle beraber. Biz kalbimizde sahabe efendilerimizi yeterli ölçüde sevseydik bugün onlarla buluşmaya ihtiyaç duyardık. Niye ihtiyaç duymuyoruz? Kalp çöplüğe dönünce hep dünya seviyorsun. Niye ihtiyaç duyuyorsun? Bir gün bir arkadaş geldi. Koluna böyle dövmeler yaptırmış. Bunlar kim dedi? Çok isimlerini bilmiyorum. Popstar, rockstar bir şeyler söyledi. Eyvah dedim ya. Niye öyle dedi dedi. Dedim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi sevdiğiyle beraberdir. Sen bunları seviyorsan ahirette bunlarla olmak ister misin? Aynı bunlar gibi sorgulanmak, aynı azapları tatmak ister misin dedim. Eyvah abi ben hayatta bunları istemem dedi. Ahirette istemediğini dünyada niye sevsin ki insan? El mer'u ma'a men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Bak. Sevseydik onların yanına gitmeye acele ederdik. Sevmeyen dünya işlerinde acele ediyor. Ahiret işleri ne yapıyor? At köşeye. Bugün biri dedi de çok üzüldüm ya. Vakit kalınca da okuyorum dedi. Allah vakti bunun için mi yarattı ya? Vakit kalınca okunacak şey mi Kur'an hakikatleri? Yeri burası mı bunun yani? Vakit kalınca. Vakit kalınca okumanın devamında da aceleci bir namaz gelir mi? Gelir. Bu mu yani? Allah Azze ve Celle'nin hakkı yeri bu mu? Ama vaktim yok. Zaten vaktin yok. Vakti yaratan Allah. Bizim zaten vaktimiz yok. Vakti kendini tanıtmak için yaratmış. Ama biz şimdi o vakitten ona pay ayırmıyoruz. Oluyor mu? Olmuyor. Sevdiklerimiz karışır mı böyle? Karışır. Şimdi biz kolunda başkasını seviyor diye dövmeli birini görsek
Belki kınarız. Tabii kınamamak lazım öyle. Bizim kalplerimizde kimlere var muhabbet? Adam bilmem ne futbolunun seyresini sayıyor. Ben hayret ediyorum o işe biraz yani. Ya hiç mi ahiret aleminde sevdiğin yok? Hiç mi terhis olacağın günü düşünmüyorsun? Bavulu alıp bir esas diyara gideceğiz. Kimlerle buluşacağız? Onlar kalbinde seni niye sevdirmemiş? Bir sorun var kalbimizde değil mi? Allah Allah. Güneş çıktıktan sonra yıldızla yol bulunmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tanındıktan sonra şu kalbe başka muhabbet girmemeli, Tanımıyoruz ama. Böyle dilde bir ezberden bir türkü var ama çok tanımıyoruz. Üstad Hazretleri devam ediyor. Diyor ki ölüm tebdili mekandır. Ne demek? Mekan değişikliği. Bak şimdi. Biz ölümü yokluk zannedip şikayet ediyorduk. Hayır diyor. Ölüm yokluk mu? Değil. Ölüm mekan değişikliği. Ya o ne demek ya? Allah Azze ve Celle anne karnındaki hayatı bizden aldı mı? Hangi hayatı verdi? Dünya hayatını verdi. Şimdi anne karnından bakarsan ne olduk biz? Öldük. Ama aslında mekan değişti. Şimdi anne karnında iki tane ikiz olsa. Bunların biri önden doğdu. Diğeri nerede? Anne karnında. Bu anne karnındaki ne desek kardeşin nerede sormayın. Benim kardeşim buradan çıktı gitti öldü diyecek. Gitsek dünyadakine. Ya senin kardeşin böyle böyle diyor. Ne der biliyor musun? O kafayı üşütmüş. Ben daracık bir ortamdan geniş sahralar gibi bir ortama gittim. Bu ölüm değil. Bu bir mekan değişikliğidir. Benim kardeşim bu diyarı bilmiyor. Bak buradaki öldü diyor. Buradakiler ne diyor? Doğdu diyor. Bu öldü mü doğdu mu? Doğdu değil mi? Esas diyarın esas cümleleri buna doğdu diyor. Ama dışarıyı bilmeyen anne karnındaki de öldü diyor. Bak şimdi. Ama nasıl bir doğum biliyor musun? Bir bebeğin anne karnında eli vardır. Kullanabilir mi? Hayır. Dünyaya çıkınca elin lezzetini alıyor musun? Alıyorsun. Anne karnında dili var işe yarıyor mu? Yaramıyor. Niye? Kordondan besleniyor. Dışarı çıkınca Alttepe yuvalamaları, Kütahya'nın Dombey kaymağı, Mersin tantunisi. Her birini kullanıyor musun? Kullanıyorsun. İçeridekinin ölüm dediği, dışarıdakinin de hayır bu doğmak dediği olay ne biliyor musun? Anne karnında verilen kabiliyetlerin kullanılacağı bir alana geçti. Ben şu an dünyada manevi kabiliyetlerimin hiçbirini kullanamıyorum. Yüzmek istiyorum ama ıslanmak istemiyorum. Var mı sizde de? Uçmak istiyorum ama rüzgar bana çarpsın, üşsün istemiyorum. Bak, öyle mi? Çilek yiyip buz tadı gelsin istiyorum. Var mı sizde de? Bak şimdi. Masamda tantuni hiç bitmesin istiyorum. Bak, olmuyor ama. Bu verilen organların, kabiliyetlerin hiçbiri dünyada kullanılamıyorsa, bu dünya denilen rahm-ı maderden esas diyara döndükten sonra bunların kullanılacağına deliliz. Ayrılık istemiyorum, istemiyorum. Siz istiyor musunuz ayrılık? Sevdiklerinden ayrılık istemiyor insan değil mi? Enes bin Malik'i bir tanıyorsun. Daha görmeden ayrılmak istemiyorsun. İstemiyorsun. Allah Allah. Zeyd'i bir tanıyorsun. Ya nerede batıyorsun ya? Hazreti Ebubekir'in adını duyuyorsun. Diyorsun ki görmedim ama ayrılmak istemiyorum. Hadi var mı dünyada karşılığı? Yok. Demek ki doğduktan sonra yani öldükten sonra esas diyarda bu organların bir karşılığı var. Anne karnındakiler öldü diyor, dışarıdakiler doğru diyor. Hangisine inanacağız? Dünyanın sahte ifadelerine mi? Ahiretin hakiki ifadelerine mi? Demek ki ölüm yok olmak, bitmek, gitmek değil aslında doğmak demektir. Allah Allah. Üstad Hazretleri diyor ki ölüm beden değişikliğidir, tebdili bedendir. Ölünce neyin değişecekmiş? Bedenim. Tır tır öldüm demiş. Allah hayır ben seni kelebek yarattım demiş. Bak böyle bir şeymiş. Yine askerlikten örnek vereyim. Askerde insan 12 ay boyunca kamuflajlar, silahlar bunların ağırlıklarını 12 ay boyunca taşır üstünde. Ne zaman askerden terhis edilir bu omuzundaki onlarca kilo ağırlığı çıkarır der ki Allah Allah meğer benim üstümde çok ağırlık varmış. Terhis olunca askerliğim bitince kuş gibi hafifledim der öyle değil mi? Şu ceset ruha ağırlıktan başka bir şey. Ceset ruhun ayak bağı. Şunu bir çıkarsak var ya ne olacağız biliyor musun?
Kuş gibi özgür olacağız. Kuş gibi. Bir gün bir arkadaşım dedi ki abi 140 kilodan dedi. 70 kilo verdim çok rahatladım. Dedim ki sen ikinci 70'i de ver asıl rahatla o zaman. Şu ceset var ya ruhun ayak bağı. Bir çıkarsak ne olacak biliyor musun? Ruh kuş gibi özgür olacak. Bak şimdi. Hava soğuk oldu ne oldu? Üşüdük. Kimin özelliği? Ceset. Bak şimdi bak. Sıcak oldu. Terledim. Hayda. Koştum biraz. Terledim. Allah Allah. Karnım acıktı. Yemek nerede? Çay. Bak hep canlı çay istiyor mu? Değil mi? Düzenli okuma yapanların hep canlı çay istiyor değil mi? Masada otururken. Şimdi yani Allah aşkına bu cesedi hizmetçisi oluyorsun ya. Demek ki ceset ruhu ayak bağı. Ruh bu cesetin içinde hapis. Nasıl zindanda adam kelepçeler, prangalarla hapis kalıyor? Bizim ruhumuz da cesedin içinde hapis kalıyor. Bakın ruh için bir rivayet var. Diyor ki bir anda 1000 yıldızda gezer. Bak. Bir anda 1000 yıldızda gezer. Şimdi şuraya gel deseniz şuradan atlarken çile çekeriz değil mi? Dur merdivenlerde. Ya bu ceset ruhun ayak bağı başka bir şey değil. O zaman insanın en konforlu olduğu an hangi andır? Ölüm anı. Çok güzel. Para derdi, acı derdi, hastalık derdi, fatura derdi, sınav derdi, çocuğumun hastalığı mı var, rahatsızlığı mı var derdi. Hiçbiri yok değil mi? Ayrılığın acısı derdi. Hiçbirisi yok. Ölüm insanın ulaşabileceği konfor seviyesinin en üstüdür. Bir gün İstanbul trafiğine gittik. Biz biliyorsunuz Mersin'de yaşıyoruz. İstanbul'da da bir hayalhanem var. O yüzden aylık gidiyoruz orada kontrollere. Ya gittik o İstanbul'un trafiği. Abo 3 kilometre bir saat. Arabanın içerisinde bir daraldım. Tarif edemem. Niye daraldım? Çünkü ben arabanın içindeyken arabanın kurallarına mahkumum. Öyle mi? Arabanın içindeyken ne kadar gidebilirim? Araba kadar. Ne kadar önümü görebilirim? Arabanın farı kadar. Ne kadar hava alabilirim? Arabanın içindeki hava kadar. Daha sonra gittik bir yer bulduk, park ettik. Arabadan indiğim an çok rahatladım. Neden? Çünkü artık arabanın kurallarını terk ettim. Kendi kurallarıma bağlı bir hale geldim. Arabayı terk edince bu kadar rahatlayan bir insan. Yani arabanın kurallarını terk edince bu kadar rahatlayan bir insan. Cesedi terk edince. Yani cesedin kurallarını terk edince. Üşüme gitti, acıkma gitti, terleme gitti, hastalanma gitti, yorulma gitti, dizim ağrıdı gitti, belim ağrıdı gitti. Nasıl rahatlar? Sonsuz rahatlar değil mi? Şimdi arabaya bakıyorsun böyle diyorsun bunun vergisi, sigortası, lastikleri. Daha sonra diyorsun ya bu arabanın bir sürü derdi var ya. Bir satıyorsun arabayı. Ne oluyor? Bütün dertler arabayla ilgili. Bir gün bir arkadaşımın yakını vefat etti. İnanmıyor hakikatlere. Çok dertliydi böyle. Anlattım. Dedi ki size imreniyorum dedi yani. İman ile teselli bulmuyorsunuz. Niye öyle dedi biliyor musun? Onun o an yaşadığı bütün sıkıntılar cesedine ait sıkıntılar. Bir bilseydi ölümün hakikatini, ceset çıktığı anda bütün dertler, sıkıntılar terk edilecek. Şimdi biz bu hali çok bilmiyoruz. Anlayamıyoruz değil mi? Ölümün rahatlık halinin anlaşıldığı en iyi mekan neresidir? Çok güzel. Yani rüya. Değil mi? Şimdi adam rüyaya dalıyor. Gördü mü güzel bir rüya? Gördü. Birisi dürtüyor kalksana diye. Ne diyor uyanınca? Ya hemşerim ne eğiliyorsun ya? Cesedin bütün kayıtlarından kurtulmuştum. Bütün standartlarından kurtulmuştum. Mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyordum. Niye uyandırdın da beni tekrar cesedime döndürdün değil mi? Adamın dünyası sıkıntılı, meşakkatli, mutlu bir rüya görüyor. Rüyada ruh hangi alemde geziyor? Misal alemi. Yani alemi misalde geziyor. Gerçekten öyle bir alem var ve ruh oralarda geziyor. Adam uyanmak istemiyor. Dönmek de istemiyor. Zaten dönmediği an ne diyoruz biz ona? Ölüm diyoruz. İnsanın ölümün huzurunu anlayıp tefekkür edeceği en iyi hal rüya halidir. Şimdi bizim oraya gamer arkadaşlar geliyor. Bu bilgisayar oyuncusu arkadaşlar. Ne kadar oynadın diyorum. Bak gülüyordu birileri. Bak gamerlar başladı bilmeye. 30 diyor, 40 diyor, 50 diyor. Ne 30, 40, 50? Saat. Uykusuz mu? Uykusuz. Neyle besleniyorsun? Fotosantez mi yapıyorsun? Yok. Tavuk döner. Tavuk döneri çek, piç onun hayatı. Sıkıntıya girer.
Neden yani? 50 saat boyunca neden? Şimdi giriyor mu o sanal aleme? Giriyor. İstediği eve gidiyor mu? Gidiyor. İstediği ülkede geziyor mu? Geziyor. İstediği arabaya biniyor mu? Biniyor. Daha sonra içeriden bir ses geliyor. Ahmet içeri gel diyor. Hop tekrar cesedine giriyor mu? Giriyor. İstediği eve gidebiliyor mu? Yok. Bu cesedin bütün sıkıntılarına katlatmak zorunda mı? Zorunda. Bir de dişi apse yaptıysa yediğinin de tadı yok. Bir de dizi ağrıyorsa gezdiğinin de tadı yok. Bir de beli ağrıyorsa uykunun da tadı yok. Adam dönmek istemiyor. Neden? Sanal alemde istediğini istediği gibi yaparken gerçek aleme dönünce bu cesedin kayıtları arasında boğulmak istedi. Ölünce ne olacak? Bu cesetten kurtulacaksın. Hiçbir kayıt altında kalmayacaksın. İnsanın dünyada arayıp bulamadığı konforun en üst seviyesi ölümde var, ölümde. Ölüm bir paydostur diyor. Paydos. Çalışan arkadaşlarımız var değil mi? Paydos ziline. Kim sevilir? Çalışan adam, işçi. Aylak aylak gezen adam paydosa sevinir mi? Sevinmez. Bak ben az önce şu cümleyi söyledim. Ölüm bir paydostur dedim. Ölümün paydos olmasına kim sevinir? Sahabe gibi çalışan adam sevinir. Ahirette işi olmayıp aylak aylak gezen bir adam ölümün paydos olmasına sevinmez. Ölüm kime mutluluk veriyor anladın mı? Sahabe mantığında çalışan adama mutluluk veriyor. Bir amca 90 yaşında. Dedi ki çok heyecanlıyım. Allah Allah 90 yaşında neyin heyecanı bu? 33'ün heyecanı. 90'ı atacak neye girecek? 33'e onu canı çekiyor bak. 90 cesedin yaşı. Kabre girdikten sonra yaşlar nedir? 33'tür. Kafesten salınıp uçan kuşlar var ya böyle pır pır. Aynı amca onun heyecanını duyuyor. Neden? O zamana kadar yatırım yapmış ya. Yaptığı yatırımlarının karşılığını almak istiyor. Bu yatırım meselesini en iyi anlayacak yer Avrupa'dır. Doğru mu? Dost meclisi açık konuşalım. Herkes burada memleketine yatırım yapıyor mu? Yapıyor. Neyi bekliyor? Kütahya'ya döneceği günü bekliyor. Birisi anlattı da Avrupa'da bir Allah rahmet eylesin. Bir tane amca yatırım yapmış, köyüne de villa milla yapmış. Tam döneceği gün vefat etmiş. Hanımı İmam Efendi'yi çağırıyor. Diyor ki, İmam Efendi diyor, müsaaden olursa kocam bir gece bu evde yatsın. Çok emek verdi. Çok bunun hayalini kurdu diyor. Yıllarca uğraştığın saltanattan Allah bir gece yaşatmadı bak. Müsaade etmiş bir gece. Yani o soğuk şekilde muhafaza edecek şekilde bir gece. Ne anlamı var? Ruh orada mı? Az önceki amca neden heyecanlı? Yatırımlarına kavuşacağı için. En başa alayım. Çalışan bir insan ölümün paydos sesinden neden mutlu? Yatırımlarına kavuşacağı için mutlu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayet beni yaşlandırdı dediği bir ayet var Hud suresinde. Hep helabız. Festakim kemavmit. Emredildiğin gibi dosdoğru. Ya Resulallah biz de aynı ayeti işitiyoruz. Sen neden bu ayette yaşlanıyorsun da bizde hiçbir şey değişmiyor? Çünkü omuzunda bir yük var. Bu ayet de ona paydosu hatırlatıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu hissediyor. Biz o yükü sahabenin devrettiği ama bizim henüz anlamadığımız o yükü sinemizde duyamadığımızdan paydos sesi bizim için bir anlam ifade etmiyor. Neyi tercih ediyoruz? Bu dünyada kalma işini. Çok yoruldunuz mu? Ne kadar geçti? Bir saat mi geçti? Devam edeyim mi daha? Bak şimdi. Bak uyuyacaksan git çıkalım. Ama biz çıkarsak başkaları da girdi der. Bak bu dünyadan lezzetlediğimiz ne biliyor musun? Şimdi mesela tok olan bir insana tantuni verdin. Tantuni ha. Tantuni ya. Değil mi? Ne anlam ifade eder? Hiçbir şey. Bak dikkat eder misin be? Lezzet dediğimiz şey açlığın def edilmesi. Buna lezzet diyoruz. Çok basit ha dünya lezzeti bak. Şu su ne zaman anlam ifade ediyor? Susayınca. Ya ne güzel suymuş. Ama susarsan yani sende bir ihtiyaç hasıl olacak. Sen de ihtiyacını gidereceksin, ona da lezzet diyeceksin. Cennet böyle değil. Cennette acıkmadan lezzet var. Cennette susamadan içmeye lezzet var. Cennette hiçbir şeyin ihtiyacını def etmek için lezzet yok. Cennet bizzat lezzetin yeri. Şimdi böyle bir yatırıma insan paydos zilini bekleyip heyecanlanır mı heyecanlanmaz mı? Dünya lezzeti çok düştü değil mi?
Adam şimdi tantuni yiyor. Biz götürüyoruz her geleni böyle zorla. 6 tane yiyor, 6 6. 6 tantuni nedir ya? Sen misafirsin ya. 6 tantuni yiyor ya. Bir gün bir tane hocamız vardı. O bizi ziyarete geldi de Mersin'e. Uçaktan inmiş, şeker tansiyon düşmüş. Biz fark edemedik. Tantuniciye götürdük. Hocam nasılsın diyoruz. Yüzümüze bakmıyor. Hocam iyi misin? Yüzümüze bakmıyor. Biz aramızda dedik ya en iyisi rahatsız etmeyelim. Biz gidelim bir arkadaş medreseye getirsin ders yapsın. Üçüncüyü ağzına gömdü. Gençler nasılsınız ya dedi öyle. Hayat kaynağı tantuni. Adam bir yiyor, iki yiyor, üç yiyor. Lezzet azalıyor mu artıyor mu? Azalıyor. Beş, altı. Ondan sonrası hırs değil mi? Midenin sinir iletimi biraz geçtir biliyorsunuz. O yüzden doyma hissimizi geç algılarız. En sonunda da şişeriz, çift sodayla gezeriz yani böyle. Gerçekten bizim arkadaşlar öyle geziyor. Cennette birinci ısırdığın elma ile ikincinin lezzet farkı tarif edilmez. Üçüncü aynı. Beşinci daha farklı. Ve bunlar seni usandırmayıp lezzetini farklı bir şekilde arttırarak devam edecek. Dünyanın lezzeti çok sığ kaldı mı kalmadı mı? Bak bunlar ruhun lezzeti. Bu cesedin, yani ceset hayvan özellikleri taşıdığından ben hayvana benzetiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani yedim içtim gezdim farklı farklı böyle. Bu hayvanın lezzeti ne kadar? Bu kadar. O da su dudağıma değerse lezzet verecek. Yemek ağzıma gelirse lezzet verecek. Yoksa lezzeti yok cesede. Bir de ruhun lezzetine bak. Bitmiyor, bitmiyor. Şimdi sen bu cesedi beslemek için ölümü umursamayıp ahiretini satacaksın. Akıl kârı mı? Yazık ya. Yazık. Burası bizim memleketimiz değil. Biz nereliyiz? Cennetliyiz, cennetli. Oradan gelmişiz. Çok belli değil mi cennetli olduğumuz? Dünyalara sığmayan bir ruhumuz var. Fani olan her şeye üzülüyoruz. Ayrılıklar bizi yıkıyor. Bizim burada olmadığımız, buraya göre olmadığımız, cennetli olduğumuz ne kadar belli değil mi? Çok belli. Bir gün bir kutup ayısını evimize davet etsek. Şöminenin karşısına otursak. Memnun olur mu? Olmaz değil mi? Yıkılır. Neden? Çünkü bizim evimiz kutup ayısı standartlarına göre uygun değil. Bizim evimizde kutup ayısının standartlarına en uygun yer neresi? Buzdolabı. O kutup ayısını buzdolabına soksak orada rahat eder. Ama orada da daracık kabirde gibi kalır. İşte dünyada cesedin içinde aynı bu şekildeyiz. Tam standartlarımızı ararken kutup ayısının buzdolabında kaldığı gibi daracık şu cesedin içerisinde sıkışıp kalıyoruz. Daracık ceset. İmam Gazali gibi büyük zatlar cesete hep hapishane demişler, zindan demişler. Bizim normalde ruhumuz her yeri görür. Biliyor muydunuz bunu? Hani bazen sırtlar dönükken böyle aynı anda bakıyor gibi anlarsın birbirini. İstikabler vuku deriz. O an ruhlar görmüş. Peki bu ruh cesedin içinde nereden görür? Hapishane hapishane, hapishanede pencere açıp görürsün ya. Normalde her yeri gören ruhun cesedin içinde sadece gözlerden görebiliyor. Şimdi zindan mı değil mi? Buzdolabının içerisindeki kutup ayısı gibi miyiz değil miyiz? Dünya böyle. Peki bu cennetin standartları nerede var? Adamın bir tanesi bir villa yapmış. Tam cennet tariflerine göre. Altından ırmaklar akıtmış böyle. Tam. Bu altından ırmağı da herkes altın zannediyor. Hayır hayır. Tahte. Tahte. Yani altından ırmak. Herkes maddileşmiş ya gözler. Altın. Aa, cennette altın mı veriyor? Korkma lazım olmayacak. Bak. Ama bir şey eksik bırakmış villada. Neyi? Sonsuzluğu. Bir güzelliğin elinden sonsuzluğunu aldıktan sonra onun adı artık cehennem azabıdır, öyle mi? Bu dünyada istediğin kadar cennet tasvirlerine benzet. Neyi veremezsin? Sonsuzluğu. Neye döner dünya? Cehenneme döner. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet için diyor ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de kalbi beşere futur etmiş. Yedi düvelimiz toplanıp hayal etsek cennet böyledir diye işte cennet o değildir. Hayallere sığmayan bir diyar cennet. Oraya ölümle gidiliyor işte. Belli ki misafiriz. Doğru mu? Standartlar uymuyor. Misafir misafirlikte rahat eder mi? Etmez. Özellikle annelerimiz değil mi? Bir saat sonra ne diyor? Bey ben evimi özledim. Bak. Bu dünyada var mı rahat eden? Ben 30 yıldır rahat nefes alıyorum. Var mı? Yok değil mi? Belli ki bu dünyada misafiriz.
Belli ki buralı değiliz. Belli ki biz cennetliyiz cennet. Nereden belli? İçindeki arzu isteklere bak. Topla bakalım nereli çıkacaksın. Cennetli çıkacaksın değil mi? Bir gün bir tanesi dedi ki bana, hocam dedi, bu insanların lüks düşkünlüğü ne zaman bitecek? Hiçbir zaman bitmeyecek. Niye? İnsan lüksün arasında cenneti arıyor. Öyle mi? Allah Allah. Onların içerisinde cenneti bulma ihtimali de olmadığından dolayı ölümü doğru şekilde aramayan herkesin dünyası cehenneme dönüyor. Cehennem. Kur'an'ın o derin hakikatlerini, ölümün anlamını kalbimizde bulamadıktan sonra köyüne istediğin kadar yatırım. İstediğin kadar. Köye yatırım vakitlerinden Kur'an'la aramız açıldı. Hak yedik. Hangi hakkı? Allah'ın hakkı. Bunun karşılığında da ölüm bize böyle sevimli bir arkadaşken korkutucu yüzünü göstermeye başladı. Olmadı böyle. Olmadı değil. Ördek doğar doğmaz hiç görmediği suyu arar. Arar mı? Arar. Bebek doğar doğmaz daha önce hiç tatmadığı sütü arar. Bak bir kaide söyleyeceğim. Çok dikkat eder misiniz? Uyumuyorsun değil mi? Bir şey aranıyorsa vardır. Nasıl? Bir şey aranıyorsa vardır. Ördek doğar doğmaz hiç görmediği suyu arıyorsa su vardır. Bir bebek doğar doğmaz hiç tatmadığı sütü arıyorsa süt vardır. Bu dünyada insanlar daha önce tatmadığı sonsuzluğu arıyorsa demek ki cennet ve cehennem hak. O ördek yavrusu suyu bulana kadar çayırların, çimenlerin içerisinden, dikenlerin içerisinde gezerdir. Bizim dünya ahvalimiz gibi. İstediği kadar geçsin dolaşsın o ördeğe suyu bulana kadar rahat ve huzur yoktu. Aynı ördeğin yavrusu gibi. Şu garip dünya memleketinde ördeğin suyu aradığı gibi Rabbini bulmayana huzur rahat yoktu. Bu arayış bitene kadar huzur yok. Zaten o arayış için buradayız değil mi? Ölümün hakikati o arayışın ciddi bir parçası. Devam ediyorum. Ölümle ilgili başka bir mesele. Ölüm beden hapsinden azattır. Ölüm beden hapsinden azattır. Ya bu da çok önemli bir mesele. Ruhla ilgili bir mesele anlatacağım. Önemli bir mesele. Ruh Allah'ın bir kanunudur. Yerin çekme kanunu gibi, merkez kaç kanunu gibi. Ama bir fark vardır, şuurlu kanunudur. Anladınız değil mi? Kanun tek başına iş yapabilir mi? Yapamaz. Şuraya bir kanun astık, sigara içilmez. Tek başına iş yapabilir mi? Hayır. O kanunun bir bedene girmesi lazım. Polis bedenine, asker bedenine, hakim bedenine, savcı bedenine. Bizim ruhumuz da kanun olduğundan dolayı tek başına iş yapamaz. Bu ruh mecburen bir kıyafete girmek zorundadır. İşte o kıyafetin ismi ruhlar alemindeyken gılaf-ı latif. Dünya alemindeyken ceset. Kabir alemindeyken bedeni misali. Bak ruh böyle iş yapar. O zaman ruhun iş yapması için ceset ruhun alet çantasıdır. Esas ceset mi görür, ruh mu görür? Ruh görür. Ama bu alet çantasında gözleri kullanarak görür. Esas gören ruh mudur? Ruhtur. Ama alet çantasında kulağı kullanarak. Esas lezzet alan ruh mudur? Ruhtur. Ama alet çantasında dili kullanarak. Esas düşünen, tefekkür eden ruhtur. Ama alet çantasında beyni kullanarak tefekkür eder. Demek ki bizim asıl iş yapanımız ruhmuş. Diğerleri neymiş? Sadece kıyafetmiş. Şimdi bizim ölmemiz lazım. Niye? Bu kıyafetle cennete girilir mi? Girilmez. Altı tantuniyle doyan mideyle cennete gidilir mi? Gidilmez değil mi? O zaman bu kıyafeti çıkarması lazım. Bak ölümün tarifi mi? 2 kilometre yürüdüğünde ağrıyan dizlerle cennete gidilir mi? Gidilmez. Demek ki benim bu kıyafeti cennete girebilmek için çıkarmam şarttır. Cehennem için de böyle mi? Cehennem için de böyle. Belli bir acı gördükten sonra ölen cesetle cehenneme gidilir mi? Gidilmez değil mi? Allah bırak eylesin orada. Ama ölünce ruhun, Allah muhafaza buyursun, cehenneme de uygun kıyafeti olacak.
yanıp tükenmeyecek. Sürekli akrepler, yılanlar, çıyanlar sokup zehirlerini akıtacak. Onların lezzeti o değil mi? Zehirlemek. Senin bedenleri zehirlerini akıtacaklar ama sen ölmeyeceksin. Cehennemde de bu sonsuzluğa uygun bir ceset giyecek bu ruh. Asıl yatırım nereye yapılmalı? Ruha değil mi? Diğerleri değişiyor. Cehennemde diyor ki ateşten gömlek giyilecek diyor. Bütün duygularına acı veren bir kıvılcım. İnsanın kıyafeti insana acı verir mi? Verir. Bak benim beden kıyafetim değil mi? Hastalanınca acı vermiyor mu? Veriyor. Yırtılınca acı vermiyor mu? Acı veriyor. Allah muhafaza buyursun. Cehennemde bu ruha öyle bir kıyafet giydirilecek ki 1500 tane manevi duygunun her birisi azaba uğrayacak. Hiç şunu yaşadınız mı? Oo, bu ne? Bu nasıl koku? Öldüm. Demek ki kokunun ayrı bir azap şekli varmış. Ya bu nasıl ses? Kulağım sarıldı, kapat. Demek ki sesin ayrı bir azap şekli varmış. Sesten helak olan kavim var, Semud kavmi var. Allah'ı hiç tanımadan bu cehennem kıyafetini giyip 1500 tane duygunun her birisine bir ateş kıvılcımı verilmesi ne dehşet bir şey değil mi? Allah bizleri bu azaptan bırak eylesin. Allah'ım amin. Demek ki ölüm şu cesedin bir çekirdek gibi toprağa konma hali. Şimdi bir ağaç ölürken tohumunu toprağa bırakıyor. O tohum toprakta bire bin veriyor. Aynı bizim cesedimizin özelliği bu. Toprağa girdikten sonra bire bin verecek bir tohum. Çekirdeğin ölümüne çiftçi üzülür mü? Üzülmez. Çünkü çekirdeğin ölmesi sümbül açması demektir. Yani bütün bahçenin şeftali dolması demektir. Bir çiftçi tohumu toprağa attıktan sonra bire bin vermesine nasıl seviniyorsa biz de şu cesedi tohum gibi toprağa koyduktan sonra bire bin vermesine o şekilde sevinmemiz lazım. Ama bunu anlayamadığımızda tohuma toprağın altından bakarsan nasıl gözüküyor? Tohum öldü gibi gözüküyor. Toprağın üstünden bakarsan nasıl gözüküyor? Sümbül verdi. Ağaç oldu. Bin bir meyve verdi gibi gözüküyor. Biz ihtiyarların yaşlık halinde ne diyoruz? Gözümüzün önünde eriyip gitti diyoruz. Toprağın altından baktığında eriyip gitti gibi gözüküyor. Toprağın üstünden bakınca da bu ihtiyar aslında sümbül vermiş gibi gözüküyor. Demek ki dünyaya toprağın altından baktığımızda sen eridin gittin, sen öldün gittin. Ama toprağın üstünden baktığında sümbül oldu, bin bir meyve verdi demektir. Bakın Kur'an'ın ölümü yarattık dediği meseleyi iyi anlamanız lazım. Dünyadan yani toprağın altından baktığında ölüm yokluk gibi gözüküyor. Ama Kur'an'ın gözlüğüyle baktığında ölüm aslında bire bin meyve veren bir tohumun ölmesi, sümbül olması, ağaca dönüşmesi demektir. Sahabelerden cihattan dönenler şehit olamadığında çok üzülmüş çok. Allah yine bizi şehit olarak yanına almadı dermiş. Sahabe efendimizden bir tanesi cihattan dönüyor, ganimetten payını veriyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dönüyor. Ya Resulallah, ben bu ganimetten pay için buraya gelmedim. Şu boğazıma bir ok girer de şehadeti tadarım diye buraya geldim diyor. Bir gün bir cihatta o sahabe efendimiz şehit oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakıyor ki dediği yerden ok yemiş. Cümleye bak çoğu. O Allah'la konuştu. Allah ise onu doğruladı. Şimdi amellerin muazene vakti gelmedi mi? Konuştuklarımızı Allah Azze ve Celle doğrulayacak mı? Hepimiz ölümün neticesinde bir şehadet, bir istikamet şehitliği ister miyiz, istemez miyiz? Peki buna uygun bir hayat yaşıyor muyuz? Taleplerimiz buna uygun mu? Allah bizi doğrulamıyorsa bir doğruluk problemimiz var demek. Biz öldük, hop cennet cehenneme gittik zannediyoruz. Böyle değil. Ahiret alemiyle dünya bitişik değil. Öldükten sonra direkt cennet cehennem yok. Öldükten sonra sırayla gerilecek kapılar var, onları konuşalım. Öldüm. Hepimizi tadacağız bunları. Vallahi tadacağız. Billahi tadacağız. Yeryüzünde ölmeyen bir hamsi varsa susalım. Allah'ın okyanuslarında ölmeyen bir hamsi balığı bile yok değil mi? Vallahi hepimiz tadacağız bunu. Öldükten sonra gideceğimiz ilk durak kabir. Yani mezaristan. Kabir deyince aklımıza hep mezaristan geliyor. Nasıl rüyanın yatakla alakası yoksa kabrin de mezarla alakası yok. Kabir berzak koridor demektir. Yani bizim ahiret aleminde
geçiş yaptığımız koridorun adına kabir yani berzah alemi deniyor. Azrail aleyhisselam gelecek, ruhu alıp götürecek nereye? Bekleme salonuna. Kabir neymiş? Bekleme salonu. Efendimiz aleyhisselatü vesselam diyor ki o kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur diyor. Kabirde bekleyiş çok zor iş. Şu kuyruklarda, sıralarda beklemenin çok ötesinde. Bundan dolayı Araplar demişler ki el intizar eşeddü minennar. Beklemek ateşten şiddetlidir demişler. Kabir ateşten şiddetli, beklemenin olduğu yerin adı. Bu kabirde azap ya da mükafat ruha veriliyor. Daha yeni bedene girilmedi. Yeni bedene haşirde girilecek. Kabirde azap ya da mükafat. Neye göre veriliyor? Ruha göre veriliyor. Allah Allah. Bitti mi kabirdeki işimiz? Bitti. Daha sonra İsrafil surru üfleyecek. Herkes dirilip haşir meydanında toplanacak. Haşir toplanmak demek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da isminin biri haşirdi. Toplayan manasında. Sur üflendi mi? Üflendi. Kabirden nereye gittik? Haşire, toplanmaya. Herkes yeniden yaratılan asli bedenine döndü mü? Evet, döndü. Hesaba çekilmek üzere mahşer alanına toplanacağız. Üçüncü bölüm, vakfe. Yani kabirden sonra haşir oldu. Sonra bitti mi iş? Bitmedi. Nereye gittik? Vakfe. Vakfe beklenecek yerin adıdır. Vakfede beklerken Allah Azze ve Celle'nin celali isimlerine daha çok muhatap olacağız ki onun haşreti karşısında mahcup kalalım. Burada herkes nefsi nefsi diye yalvaracak. Herkes. Allah'ın celali zuhur edecek. Ya çok güzel. Peygamberlerin bile nefsi nefsi dediği o gün bir kişi ümmeti ümmeti diyecek. O da Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ya sana bana nasıl düşkün görmüyor musun? Daha tanımıyoruz. Ayıp mı ya? Ayıptır değil mi? Süleyman Çelebi ne diyor biliyor musun? Efendimiz aleyhissalatü vesselam için. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin. Sen kocaldın, terk eyledin sünnet. Tıfıl iken, çocuk iken o hep ümmetini ümmetini dilerdi. Sen kocaldın, yaşlandın. Sünnetini. Tıfıl iken ol dilerdi ümmetin. Sen kocaldın, terk eyledin sünneti. Hiç öyle sevilir mi ya? Daha sonra dördüncü safa, mizan safhasına geçeceğiz. Defterler açılacak. Herkes amelinin karşılığını orada görecek. Tam bu evrede izne, tabi, şefaat hakkı vardır. Kendi hatında hatırı geçen zevatın bazılarının hayatlarına şefaati olacaktır. İman ile ölenler bu mizanın neticesinde cennete sevk edilecek. Küfür üzere ölenler veya günahı sevabından fazla olanlar bu mizanın neticesinde cehenneme sevk edilecek. İşte o sevk sırasındaki beşinci bölüme geçiyoruz. Sırat. Sırat, cehennemin üstüne inşa edilen köprünün adıdır. Herkes o köprüden ameline göre geçecek. Kimi yıldırım gibi, kimi dikenli telden tutup uçurumdan düşmemek zorunda kalır ki. Bir hadis okuyayım mı sıratla ilgili? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Sırat köprüsünü geçmek herkesin iman nuruna bağlı. Neye bağlıymış? İman. Hangi derslere ihtiyacımız var? İman dersi. Kimisi göz açıp yumuncaya kadar. Kimisi şimşek. Kimisi bulut. Kimisi yıldız akması. Kimisi koşu meydanında seyirten. Yavaşlayan, at gibi Sırat köprüsünü geçen. Bakın biz bineceğiz bir köprüye. Şu konferans bitince kapıdan geçeceğiniz hak mı? Hak. Vallahi bu da hak. Mecbur geleceğiz buraya. Sırat'ta da iş bittikten sonra altıncı safa, son safa, artık herkes nereliyse oraya. Kimi cennetliyse cennete. Hem ruhuyla hem de yeniden yaratılan bedeniyle sonsuz nimetleri tatmaya. Nasıl bedende hatırlıyorsunuz değil mi? Üç kaşıkla doymayan bir mide. Sonsuz. İki yürüdüğünde yorulmayan bacaklar. Sonsuz. Kimisi de azaplar karşısında son bulmayacak yeni cesediyle cehennemi. Biraz Kur'an okusanıza, cehennemden ne kadar bahsediyor?
Ya her surede bahsediyor değil mi? Ya açıyorum böyle. Hele haşiyede. Ya her surede ya. Demek bu ölüm meselesi çok ciddi mesele. Bu mesele bir insanın aleminde yoksa şeytan bizi maskaraya çevirmiş demek. Maskara. Bu düşünecek mesele değilse ne düşünecek meseledir? Ahirette üzgünüm demek yetseydi Evliyaullah bu cümleyi söyler. Var mı söyleyen? Yok. Amel etmişler. Sahabe gibi cephe etmişler. Üzülmenin yeri burası. Orada üzülmeklerin fayda etmeyeceği diyar orası. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümeyram dediği Ayşe annemizle sohbet ediyor. Ümeyram da. Nasıl seviyor değil mi Ayşe annemiz? Ahiretten bahsediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ayşe annemiz ağlamaya başlıyor. Ağlıyor. Maleki ya Ayşe. Neyin var ya Ayşe? Fezekertim nara ya Resulallah. Allah'ın ateşini, azabını hatırladım ya Resulallah. Devam ediyor Ayşe annemiz. Eteskurune ehlikum yevmel kıyame. Kıyamet günü ehlini hatırlar mısın? Soruyu soran Hazreti Ebubekir'in kızı. Şaka gibi değil mi? Biz? Hazreti Ebubekir'in kızı bu soruyu soruyor. Kıyamet günü ehlini hatırlar mısın? Emma fi selaseti mevati nefale yeskuru ehadun ehaden ya Ayşetu. Üç yer var ki hiç kimseyi mizanın yanında ameller tartılırken mizan. Hükümler verilmiş kişinin ameline göre defterler dağıtılırken sıratta karşıdan geçme mücadelesinde kitapların kafalarda ve havalarda uçuştuğu anda hiç kimse hiç kimseyi hatırlayamayacak. Hazır mıyız? Ayşe annemiz ağlamaya devam ediyor. Bakın enteresan bir olay. Hazreti Ebubekir'in kızı ağlayan. Hadis var diyor ki benim evime cennetlik olmayan giremez. Ayşe annem ağlıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki dininizin üçte birini Ayşe'den öğrenirdim. Bu annemiz ağlıyor. Dinin üçte birini. İlk vakasında Ayşe annemize iftira atıldığında 28 ayetle paklanan, temizlenen, temizliği doğrulanan Ayşe annemiz. Ya sahabe ağlıyor da bizde niye bu kurtulmanın endişesi yok? Ruhlar demire dönmüş. Kayaya dönmüş. Taşa dönmüş. Konunun başı anlaşıldı mı? Neden incelmeye ihtiyacımız var? Yaş benliyor yaş. Korkunun yaşı gelmiyor gözümüzde. Bizde bir değişiklik olmuyor. Tek hakkımız var. Bu iman hakikatlerini anlayacağız. Kur'an'ın Mekke dönemine hitap eden ve devamında da asla vazifesini terk etmeyen. Ama özellikle Mekke dönemi. O iman ve tevhid o kadar önemli ki sahabeye namaz 11 yıl sonra farz kılınmış. Tesettür 17 yıl sonra. Ne yapmışlar bunca yıl? Bizim umursamadığımız iman tevhid dersleri de almışlar. Biz bu dersleri alacağız. Aldıktan sonra gururlanmayacağız. Daha çok boynumuzu bükeceğiz. Boynu bükük bir şekilde ahirette Ayşe annemize bulacağız. Kapısına gideceğiz. Diyeceğiz ki ya ana, benim annem çok şefkatliydi. Ben gece hastalıktan gık desem başımdan ayrılmazdı. Sen analara da annelik edensin. Şefkat varsa sen onu bilersin. Ne var şu ahiretin karanlığında, kabrin yalnızlığında, şu yavrunu da bırakmasam diye ona gidip sığınacağız işte. Hikayem. Kurtuluş burada. Bizden yüz çevirirlerse vay halimize. Anlayandan yüz çevirirler. Hatırlamayandan yüz çevirirler. Ayak izlerine basmayandan yüz çevirirler. Sırat orada değil burada geçiliyor. Farkında mısınız? Burada. Ey ölüm! Habersiz geleceksin bir gün biliyorum. Kapımı çalmadan, iznimi almadan gireceksin içeri. Elimde işim, ocakta aşığın, gözünde yaşıma bakmadan geleceksin. Ne haber vereceksin, ne davet edilmeyi bekleyeceksin. Dünya halen içimdeyken, heveslerim zirvedeyken, hiçbir işim bitmemişken geleceksin. Hazırlığım yokken, umutlarım çokken, belki ağaç, belki tokken geleceksin. Biraz bekle, biraz dur, biraz geç kal diyemeden, yanıma bir şey alamadan, yalnız kalınca bir kabirde neler gerekir, valize onları dolduramadan, kimseyle vedalaşmadan, son taksitleri yatırmadan,
oğlumu son kez göremeden, kızımı öpemeden, son sözlerimi diyemeden geleceksin. İzin bile almadan, müsait misin diye sormadan, yaşa başa bakmadan, son lokmayı yutmadan geleceksin. Anaları evlatsız, evlatları anasız, yiğitleri yarsız bırakırsın sen. Gülüşleri yarın, acı ve sızıları derin bırakırsın sen. Her yeni ölümle hayatın yalanlığını anlatansın sen. Bir insana ölümle nasihat etmiyorsa onu nasihat edecek hiçbir şey kalmamış demektir. Allah bugün bu derslerle inşallah ruhumuzu incelsin. Kendi güzelliklerini o bizim gariban, mazlum, kimsesiz sinelerimizde duydursun. Yoksa bu dünya zindanında daha çekecek çok çilemiz var demektir. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Olmazsa olmaz zannettiğiniz dükkanların içinde öleceksiniz. Bu işi bitirmezsem mahcup olurum zannettiğiniz atölyelerin içerisinde son nefesinizi verip gideceksiniz. Gençliğin de gidecek. Aldığın tatlar da gidecek. Heyecanın da gidecek. Tek tek gideceksin. Binanın taşları gibi her gün dökülüyorlar. İstesen de istemesen de. Allah aşkına o gün geldiğinde sizi, bizi ne kurtaracak? Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Bahtına düştüm ya Rab. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.